Galatasaray altyapısından yetiştiniz, sonra Fenerbahçe'ye geçtiniz. Tabii altyapıdan yetiştiğiniz için Galatasaray'a daha bir yakınlığınız mı var? Yoksa tabii örneğin Emre Belözoğlu gibi başka futbolcular da var. Galatasaray'da oynarken de aslında gönlüm Fenerbahçe'deydi gibi. Burada iki camiaya baktığınızda hangisine daha gönlünüz yakın duruyor? Şöyle, ben Galatasaray'ın tabii ki altyapısından yetiştim. Galatasaray'da oynadım. Burada çok büyük başarılar. Hemen Fenerbahçe'de de şampiyon. Yani şöyle ben Emre Belözoğlu tabii benim takım arkadaşım. Ufak yaşta o da Galatasaray'a geldi. Zaman zaman böyle söylemleri tabii Emre'nin oldu ama ben şunu düşünüyorum. Yani Emre'nin de kendi camiasına karşı Fenerbahçe camiasına bir sorumlulukları vardı. Artık o camiaya mal olmak istedi. Çünkü camiaya dönüş artık olmadı. Çünkü o olamaz. O camiaya kendini kabullenebilmek için o camiaya insan olmak için böyle açıklamalarda bulundu. Yani biz futbolcular dediğim gibi yani biz her zaman profesyonelliğin içindeyiz. Profesyonelliğin içinde Galatasaray'da da oynarsınız, Beşiktaş'ta da oynarsınız, Fenerbahçe'de oynarsınız. Yani futbolcuların aslında bu deyimleri yanlış. Çünkü konuşulan ve söylenen şeyler daha sonra maalesef bizim ülkemizde biliyorsunuz ki buradan alıp buraya götürebiliyorlar. Onun için de profesyonelliği çerçevesi içinde bir oyuncunun işte ben bu takıma daha yakınım, şöyleyim, böyleyim demesi yanlış. Şimdi futbolu bırakıyoruz, hocalık yapıyoruz. Yani yarın bir gün bunlar karşımıza çıkıyor. Maalesef ki insanlar bunları yanlış değerlendiriyor ve yanlış anlıyor. Onun için profesyonellikte şu takıma daha yakınım, bu takıma daha yakınım diye bir şey yok. Sonuçta iki camiada da biz futbol oynadık. Ama dediğim gibi ben Galatasaray'ın altyapısında yıllardır oynadım. Galatasaray'da yıllardır profesyonel takımda başarılı imza attık. Büyük başarılar vardı Türkiye için Galatasaray. O ekip tabii o ekiple o ekip içinde olduğu için Galatasaray'la özdeşleşiyorsun. İnsanlar tabii işte ya niye bu takıma gittin hocam, niye şu takıma gittin hocam falan gibi söylemlerde mutlaka bulunuyor. Ama biz hep ben her zaman şunu söylüyorum. Kardeşim de bunu biraz önce zaten değindi, söyledi. Büyük takımdan büyük takıma giden oyunculardan oyuncuların hiçbir zaman suçu yoktur. Bu tamamen ben her zaman söylüyorum. Tamamen yöneticilerin işidir. Yöneticinin suçudur. Taraftarlar oyunculara kesinlikle kızmasınlar ve tepki göstermesinler. Çünkü tamamen her şey yöneticilere bağlıdır. Bakın ne bir futbolcu eğer Fenerbahçe yönetimi istemezse Galatasaray'a gidemez. Galatasaray yönetimi istemezse Fenerbahçe'ye gidemez. Bu bir gerçek. Onun için sizi bazen ben bunu her programda söyledim. Sizi oraya yöneticiler gitmeniz için zorlar, gitmeniz için iterler. Evet, şimdi hocam teşekkür ederim. Burada tabii ama bir soru daha sormam gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi Emre Belözoğlu ya takım arkadaşıydım zamanda dediniz ve sonrasında da orada o camiye mal olmak için bu tip cümleler Evet. kullandı dediniz. O zaman burada bu cümlelerin çok da gerçek olmadığı anlamını çıkarabilir miyiz? Yani O tabii gün bunun iç yüzünü biz için mi şimdi Emre'nin söylendi? içini tabii ki Emre'nin içini bilemeyiz ama biz şöyle bir şey var. Geçmişte Emre Belözoğlu'na beraber oynadığımız zaman Emre en iyi Galatasaray'dan, en iyi Galatasaray'dan daha fazla Galatasaray'dı. Yani öyle oynuyordu. Yani çünkü sahadaki mücadelesini her zaman Galatasaray forması altında veriyordu ve sonuna kadar da mücadele ediyordu. Biz çok yan yana oynadık. Onun için oradaki o dönem Galatasaray Fenerbahçe camiasına gittiği zaman böyle açıklamalarda bulunabilir. Yani biliyorsunuz ki futbol oynarken bazen insanlar biraz önce söyledim yaptığı açıklama sonra sıkıntılarını yaşıyor ama şöyle yani artık Emre Fenerbahçe'ye anılıyor. Yani dediğim gibi son camiası orada. Ama yani Galatasaray'da oynadığı dönemde de çok iyi bir Galatasaraylı gibi en iyi şekilde mücadele etti yani. Şimdi baktığımızda gerçi Fenerbahçe camiasıyla da Emre Hoca'nın biraz arası limoni oldu. Teknik adam olarak karşısına Evet. çıktı birkaç müsabakadan sonra.